Ve Isparta'da beklediğimiz an geldi efendim. Muzaffer abi, tekrar merhaba. Kaç sene geçti? 40 senedir burada çalışıyorum ben. 13 yaşından beri buranın yani çıraklığından ustalığına kadar burada çalıştım. Şimdi bazı yerlerde böyle yıllarca emek veren insanlar oranın kendi sahiplerinden çok tanınır. Evet. Burada da herhalde sizi daha çok tanıyorlar. Muzaffer Usta, Muzaffer Usta diye. Evet, doğru söylüyorsun. Muzaffer Usta, bu hafta programda biz dile getirdik ama bir daha söyleyelim. O kutu gördüm ben orada. O kutuda neleri biriktiriyorsunuz? Bunda kebap, biz kelpiş olduğumuz kebabın kemiklerini ayırıyoruz. Sokak hayvanlarına biriktirip götürüyorlar, sokak hayvanlarına yediriyorlar. Ne güzel, Allah razı olsun. Tamam. Şimdi, kaç yıllık bir kebapçı burası? Burası 1833'ten beri 200 yıllık ortalama. 1833. Oo, 180-190 yıl. Evet. Şimdi, şöyle bir yanıma alayım Muzaffer abi, sizi bu tarafıma doğru alayım. Şöyle Ediz bir görsün. Şey efendim, hani derler ya kuzu gibi yatıyor. Sahiden kuzu değil mi? Evet, kuzu eti. Zaten kendi orada yatıyor yani. Gibisi farklı. Hani kuzu gibi yatmıyor. Kuzu yatıyor orada. Onu bir buraya alabilir miyiz? Rica etsem. Şöyle onu bir görelim. Şimdi nedir Isparta tandırının lezzetinin sırrı? Bir anlatır mısınız? Bu ne zaman kesilir? Özelliği nedir? Bu Isparta'nın yöresinde kuzu eti. Kuzunun yalnızca kaburgasına olur kebap Isparta'da. Böyle görmüş olduğunuz gibi yalnızca kaburgası. Hiç su demeden pişer 3 saatte. Bunu porsiyonla kesip müşterilerimize yediriyoruz. Peki bu kuzu kaç aylık olacak? Daha yaşına girmeyecek değil mi? Koyun tabii, olmayacak. Hayır hayır, koyun olmayacak. Şubat'ta Mart'ta doğarsa mesela işte 3 aylık, 3,5 aylık bir kuzu. Taze. Taze kuzudan. Şimdi bunu kestik. Evet. Ondan sonra ne yapıyoruz ilk aşamada? Bunu fırında pişiriyoruz sabahleyin gelince. Direkt fırına mı atıyoruz? Evet, direkt fırına. Sosu, yağ falan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tuzsuz, sade böyle. Bu yağ fırında burada değil mi? Şu evet. An tabii yanmıyor. Biz biraz geç geldik. Evet. Başka kuzular da var burada. Evet. Bakayım. Oo. Parçalanmış olarak. Atıyorsunuz. Evet, kuzularımız da var. Bu kaç saat duruyor burada? 3 saat. 3 saatte pişer bu. 3 saatte evet. Pişer. Hiç su değmeden pişer. Şimdi biz geldik. Aman Muzaffer abi. Tecrübelisindir ama. Yani. Yine de dikkat edelim. 40 yıl dediniz. Neredeyse bir ömrün yarısından evet. Çok zaman. Bu kuzunun en lezzetli yeri şu kaburgası. Anda bunun neresini böyle kesiyorsunuz? Kaburgası. Elimizle yiyeceğiz kaburgası. Her tarafı lezzetli ama tansiyon olan insanlara yağsız tarafından veriyoruz. Ya benim tansiyonum normalde, var kurban olayım etme eyleme 40 yılda bir böyle yağlı tandır yemeyelim mi? Yiyelim. Yağlısı güzel olur. Bunu kiloyla mı satıyorsunuz, porsiyonla mı? Kiloyla da porsiyonla aynı fark etmez. Kaç lira Isparta'ya geldik diyelim, Davraz'a çıktık, çevreyi gezdik. Dedik ki bir tandır yiyelim. Evet. Yarım kilosu kaç lira? 180 lira kilosu. Kilosu 180 lira. Porsiyonu 200 gram 36 lira. Bir baba yiğite bir porsiyon yeter mi? Sana yarım kilo ancak. Muzaffer abim elleriyle hazırladı. Tandırı. Yağlı yerinden. Evet. Elimizde yiyeceğiz kebap. Isparta'nın meşhur tandır kebabı bu. Yalnız bu demin tatlıları getiren ablanın adı neydi? Emel Hanım. Ya biz Emel Hanım'a bir kötülük mü ettik? Emel Hanım bizi sevmedi mi? Sevmiştir sen. Biz Emel Hanım'a bir yanlış mı yaptık? Hayır hayır olmaz. Yoksa bunu bardak gibi mi içeceğiz de ondan mı kaşık getirmedi? Yok zaten bu Osmanlı usulü tasla içilecek böyle. Böyle ağzımıza. Evet. Ya aynen. Emel abla günahını aldık. Emel abla hakkını helal et. Ben de dedim ki Emel ablam bize acaba kaşık vermedi de. Evet. Poşafa bakıp iç mi geçirelim? Yok böyle içecek. Bunun usulü böyledir. Şimdi Isparta'ya geldim. Evet. Aynen bu şekilde bir Isparta tandır kebabı. Evet. Yanında bir üzüm hoşafı. Evet. Dedim ki. Ya benim tatlıyla aram iyi. Bir de bol kaymaklı bir kadayıf. Evet. Üstüne de bir helva. Evet. Kaç lira oldu cepten çıkan acaba? Böyle komple 50 lira. Çıkar mıyız 50 liraya? 50 lira çıkarız. Çayda ikram mı? Çay kahve ikram. Bunda para yok. Peki teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Birazdan deneyeceğiz, tadına bakacağız. Evet. Bu arada usul şu müdür efendim? Elimiz tandırdan... Her lokmadan sonra da şıkma niyetine... Üzüm hoşafı. Üzüm hoşafı. Aynen üzüm hoşafı. Evet. Dört mevsim var mıdır üzüm hoşafı? Var. Dört mevsim. Peki ben karnım tok geldi. Sadece canım üzüm hoşafı çekti. İnsanlık olur mu? Olur. İçebilir. Kaç liraya vereceğiz ona? Ben ikram da ederim o zaman. Ama para öyle... Misal yani insan... Hayır üç lira ama yani... Üç lira. Evet. Tamam. Onu da öğrendik. Zaten şunu biliyorum ben. Isparta
kahraman askerlerimizin değil mi çok olduğu bir yer. Evet, evet. Burada esnaf gerekli her şeyi yapıyordur onlara aynen, diye aynen, tahmin ediyorum. Yapılıyor. Aynen, herkese yapılıyor. Başımızın tacı. Peki, evet. Artık gerekeni yapayım. Evet. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim afiyet efendim. Afiyet olsun, memnun görüşmek oldum. Görüşmek üzere. Allah razı olsun.